Arkadaşlar yemeklerimi hazırladım şimdi. Allah'ım saçım. Andrew Tate izliyorum bir dakika. Şimdi yemeklerimi hazırladım. Mutfağı da aşırı temiz bıraktım. Temizledim bütün bulaşıklarımı bakın. Bugün Carrefour'dan şu bardakları aldım ve 6 tanesi 44 liraydı. Her neyse. Niye bir anda saçma sapan ev turu yapmaya başladım? Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Bir sizinle konuşayım, bekleyin. Bir dakika, saçımı toplayayım. Yarın ben seyahatime çıkıyorum. Çok heyecanlıyım. O yüzden bugün bavulumu hazırlayacağım. Şimdi dün akşamdan kafamdan plan yapmıştım. Kafamdan plan yapmayı çok seviyorum. Ertesi gün ne yapacağımla ilgili. Ve dedim ki yarın sabah kalkayım, kitabımı okuyayım. Sonra ağırlık çalışayım çünkü bayağı bir süre olmayacağım. Gittiğim yerlerde de spor salonu, belki spor salonuna giderim ama yani canım istemezse de spor yapmayacağım. O yüzden bu haftalık sporumu güzel bir şekilde tamamlayayım dedim. Zaten klasik iki tane omuz antrenmanımı yaptım. İki tane bacak antrenmanımı yaptım. Bir tane de sırt, işte kol karışık öyle bir antrenman yaptım. Her neyse. Ve bu hafta iki kere kickboksa gitmiştim. Bugün de dersim var saat 6'da. Çünkü dediğim gibi uzun bir süre olmayacağım için sonra bir kere daha yapmak istedim. Çok sevdiğim için. Neyse sabah sabah kalktım. Bir saat falan kitap okudum. Sonra kaşımı aldırmaya gittim. Kaşım iki haftadır aldırmamıştım. Ve artık bir mağara kadınına dönüşecektim az kalsın. Abi çok acıdı ya. Normalde benim canım hiç acımaz. Gerçekten bayağı acıdı. Her neyse, kimsenin umurunda değil. Sonra tekrar Starbucks'a dönüp biraz daha kitabımı okudum. Sonra annemle dedik ki bir yerlere gidelim. Annem de annemin hazırlanması aynı bende olduğu gibi çok uzun sürdüğü için annemi beklerken spor salonuna gideyim dedim ve ağırlık antrenmanımı yaptım. Annemle Ankamol'e gittik. Yemin ediyorum Ankamol'de hiçbir şey yapmadık. Sadece H&M'den elbise almıştım, tamam mı? Ve elbisenin her şeyi oldu bana. Çünkü bu sorun yaşanıyor. Elbiseyi XX small aldım, tamam mı? Çünkü bir tek o bedenim vardı. Ben dedim olur herhalde. Her şey oldu. Çok güzel bir elbiseydi ama size yemin ediyorum yürüyemiyordum elbiseyle. Ve bir kere yürümek zorunda kaldım çünkü şöyle oldu. Epilasyondan çıktığımda epilasyonum çok uzun sürmüştü. Böyle bütün dövmelerimi kapatmamız gerektiği için gerçekten beklediğim zaman daha uzun sürdü. Annem beni bekliyordu. Sonra annem beni taciz etmeye başladı. Dedi ki Eda gidiyorum dedi. Eğer 10 dakika içerisinde gelmezsen. O yüzden ben epilasyondan çıktığımda direkt eşofmanımı, tişörtümü giymek yerine o gün o elbiseyi almışım. O elbiseyi üstüme geçirdim. Ve size yaşadığım paniği anlatamam. Çünkü normalde ben sürekli kısa şeyler giyerim, tamam mı? Çok rahatsız olmam. Ama gerçekten ve o sırada ben şeyde gidiyorum, bunu da soruyorsunuz bazen. Ankara'daki Marriott Otel'de Plus Beauty diye bir yer var. Bayağı 2 yıl önce falan yazılmıştım. Hatta geçen gittiğimde bana dediler ki en son ne zaman geldiniz? Ben de bir yıl önce dedim. Sonra kadın da bir anda durdu, dedi ki o zaman siz artık iptal oldu epilasyonunuz, devam edemezsiniz dedi. Sonra ben onların müdürleriyle konuştum telefonda falan şişman. Sonra bana acıdılar herhalde. Baktılar çok esmer bir insan. ne anlatıyordum? Sonra Marriott Otel'de o gün işte Arapların, bir sürü erkeğin, bir sürü diplomat erkeğin olduğu bir toplantı vardı. Ve ben elbisemle çıktım ve anlatamam. Yani elbise o kadar çok yukarı çıkıyordu ki gerçekten bir de koşmaya çalışıyorum. Annem beni arıyor, diyor ki Eda koş diyor, yoksa gitmeyeceğim. Annem de zorbaladı beni resmen ama kadın çok beklemişti gerçekten. Rahatsız oldum. O yüzden gidip bugün elbiseyi değiştir. Ve sonra annem işe yetişeceği için şey yaptı. Beni eve 15 dakika uzak bir yerde bıraktı. Ki yürürüm ben normalde, yani hiç sıkıntı yok ama o kadar zor yürüdüm ki çünkü neyse bu detayı vermek istemiyorum. Sonra Carrefour'a uğrayıp bana kabak aldık. Bütün detayları anlatıyorum gerçekten. Öyle, şimdi yemeğimi yiyeceğim. Ve saat kaç? Saat 2.30 şu anda. Yemeğimi yiyip sonra kickbox dersime kadar biraz daha kitap okurum herhalde. Daha bavulumu hazırlamadım. Yapmam gereken tek şeyler kickbox dersim, bavulumu hazırlamak, seyahat boyu lens suyu almam lazım. Çünkü orada lens suyuna para vermek istemiyorum doğal olarak. Kıyafetlerimi kısa programda yıkayıp kurutmak. Bayağı bir şey yok aslında. Bunları hemen hallederim. Ne olacak ki? Saat daha 2.30. Çok enerjim. Ve yarınki uçağım çok güzel bir saatte. O yüzden çok mutluyum. Saat sabah 9.30'da.
Hani ne çok erken ne çok geç. Öyle. Arkadaşlar hava o kadar... Aa dur kız. Otobüs. Arkadaşlar hava o kadar sıcak ki güneş kremi sürmeden çıkmıştım. Sonra Panora'da Mişe'ye gidip oradaki testleri güneş kremini sürdüm. Saat 6'da boks dersim vardı. Saat şu anda 5'i çeyrek geçiyor. Ama hocam rahatsızlanmış biraz gün içerisinde. O yüzden iptal etti. Ve çok üzüldüm. Aşırı üzüldüm çünkü gerçekten bayağı yapmak istiyordum. Şimdi yürüyorum. Hound Cafe'ye gidebilirim Yıldız'daki. Ankara'da yaşamıyorsanız bu iş hiçbir şey ifade etmiyor ama dolmuşa binme imkanlarım ama nakitim yok. O yüzden dolmuşa binip yalvarmayı planlıyorum. Arkadaşlar şimdi çıktım spordan. Saat 8:30 tamam mı? Şimdi eve gidince kıyafetlerimin birkaçını yıkayacağım, kurutmaya atacağım, banyo yapacağım, yemeğimi hazırlayacağım, yemeğimi yiyeceğim, bavulumu hazırlayacağım ve gece yürüyüşüme çıkacağım. Böyle. Bence hepsini hallederiz, hiçbir şey yok. Arkadaşlar yemeğimi bitirdim. Saat şu anda 11:40 falan. Gece yürüyüşüme iniyorum. Sonra geldiğimde bavulumu hazırlayacağız. Bir tek o işim kaldı. Kıyafetlerimi de kurutmaya attım zaten. Biraz yürüyüp eve geleceğim. Şimdi saat 12:20 geçiyor tamam mı? Planım bir de bitirmiş olmak bavulumu. Çok bir tedirginliğim yok. Başıma bir şey gelecek işte, yok kaçırılacağım falan pişman diye. Burada bunu bazen nereden aldığımı soruyorsunuz. Bu annemin arkadaşlar, çok eski yani. Ped aldım. Bu çok mu özel bilmiyorum ama hala regli olamadım. Ama olursam eğer euro bazından ped almak istemediğim için yanıma alıyorum. Bir de zenci olmamak için. Çünkü çok ben güneşle çok yanıyorum tamam mı? Aşırı yanıyorum. Yani ve benim bronzum çok uzun süre kalıyor. Hani böyle normal insanların 2 haftada geçerse benim 2 ay sürüyor gerçekten. Güneş kremi aldım. 50 milimlik. Okey. Bence tamamız. Bir şey unuttum mu? Şuna da lens suyumu ekliyorum. Güneş kremini. Bu da yüz için güneş kremi. Lens. Yani makyaj malzemesi. Göz kalemi alacağım yanıma sadece. Zaten bir tek onu sürüyorum. Göz kalemi çok seviyorum. Göz kalemi alıyorum da yanıma hiçbir temizleyici almıyorum. O yüzden bu nasıl olacak? Sayılmaz. Ve bu kadar. Ruj alayım mı? Ruj hiç kullanmıyorum. Takı, pahalı hiçbir takı almayacağım yanıma. Sadece yarın küpelerimi takarım. Şu tarağımı alıyorum bir de. Ve finito. Arkadaşlar havalimanına geldim, koşuşturdum, uçağımı kaçıracağım diye. Ama daha kapıyı açmamışlar o yüzden. Şu anda valizimle birlikte dolanıyorum. Çünkü sıra beklemekten hiç haz etmem. Zaten her yerde bu yüzden geç giderim yemleri. Ve şimdi hadi geziniyoruz. Biz takınca havalimanına uçtuğumuz 4 tane falan turnuvaya gitmiştik. Her seferinde şuradaki
Starbucks'tan bir şeyler alırdık. Çok nostaljik o yüzden. Hani bazen otobüste de gittiğimiz oluyordu ama Çanakkale'ye falan uçakla gitmiştik. Arkadaşlar şimdi bir tane lounge tuvaletine geldim. Şöyle Vakıfbank kartını lounge bedava olduğu için onu kullanacaktım. Ama kart sahibi ben olmadığım için yapamıyoruz dediler. Ben de tuvaletlerini kullanmayı rica ettim. Çünkü tek başıma olduğum için bu havalimanı tuvaletlerine kabinimi sokmakta çok zorlandım. Biraz duty free'ye bakarım herhalde. Normalde bakmayacaktım ama yaklaşık bir 40 dakikam daha var. Bu arada açık uçağıma yetişmek için hani havalimanlarında böyle demir bariyerler olur ya, sizi sürekli dolandırırlar güvenlik kontrolünden geçerken. Size yemin ediyorum valizimi alıp onların üstüne atladım. Böyle engelli koşusu gibi. Bu arada Ankara'da havalimanından şunu aldım bakın. Ya bayağı değil, 400 liraya aldım. Ama çok beğendim acaba. Bence güzel geldi. Evet, gayet keyfim yerinde çok şükür.